Kandilinizi tebrik ediyorum. İnşallah güzel ve faydalı bir panel olacak bugün de. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin geçen sene Mayıs ayından itibaren düzenli olarak yapmış olduğu bu internet panellerinin bu bölümünde çok kıymetli Profesör Doktor Bünyamin Bezci hocamızı ve Zehra Hopyar hocamızı konuk ediyoruz. Bünyamin hocamız Sakarya Üniversitesi Diyaspora Araştırmaları Merkezi Müdürü. Aynı şekilde Zehra hocamız da aynı kurumda araştırmacı olarak çalışıyor. Bugün bizlerle konuşacakları konu Suriyeliler ve entegrasyon konusu. Zehra hocamızla başlayacağız. Entegrasyonun eğitim boyutunu bizlere kendisi anlatacak. Sunum dosyasında paylaştık. Panel süresince görüntü kaydı alıyorum. Yeni katılanlara hatırlatmak istedim. Eğer görüntü kaydınızın alınmasını istemiyorsanız lütfen ekranınızı kapatın. Her bir konuşmacıdan 15 ila 20 dakika arasında birer sunum dinleyeceğiz. Ardından sorularınız varsa bana mesaj olarak yazabilirsiniz. Ya da söz isteyip doğrudan sorabilirsiniz. Sorularınızın özlü ve kısa olmasını rica ediyorum. Konuşmacılarımızı kısaca takdim ettim zaten. Onlarla ilgili daha fazla bilgiye erişmek isterseniz Sakarya Üniversitesi Diyaspora Araştırmaları Merkezi'nin web sayfasını takip edebilirsiniz. Oldukça faydalı yayınları da bugünlerde çıkarıyorlar, kitaplar ve raporlar şeklinde. Böyle kısa bir reklam da yapmış olduk. Zehra Hocam söz sizde. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Şu ekranı büyüteyim. Şimdi bahsettiniz bu Suriyeliler ve entegrasyon büyük başlığı altında. Ben eğitim aslında bu süreci nasıl etkiliyor? Biraz bundan bahsetmek istedim. Fakat öncesinde biraz entegrasyondan ve Suriyelilerin eğitim sürecinden mevcut ve geçmişten gelen süreçten nasıl bir ilerleme olduğundan böyle kısaca bahsettikten sonra Bünyamin Hocam'la gerçekleştirdiğimiz bir proje bulgularımızı paylaşacağım aslında tam da konuyla ilişkili. Şimdi entegrasyon denildiğinde çok değişkenli ve karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Yani dolayısıyla tek ve evrensel bir entegrasyon kuramından ya da kavramından bahsetmek söz konusu değil. Bu biraz da aslında neden göç ettiğinizle ilişkili olarak değişiyor. Mesela bir işçi göçünün yani işçi olarak göç eden kişinin entegrasyon öncelikleriyle ve o ülkenin entegrasyon politikalarıyla sığınma üzerine göç eden insanların ki aynı değil yani aslında bundan bahsediyorum. Burada çok temelde aslında görüldüğü gibi şekilde temel haklara erişimden vatandaşlığa doğru giden bir süreçten bahsediyoruz entegrasyon derken. Fakat dediğim gibi tek düze bir şey değil ve burada yapısal entegrasyonu görüyorsunuz daha çok bu resimdeki şekilde. Ve ağırlıklı bir biçimde aslında göç yönetiminde yer alan entegrasyon dediğimizde akla gelen şeyler de tam da bununla ilgili. Fakat önemli bir kısmının göz ardı edildiği, ikinci planda tutulduğunu düşünüyorum. O da aslında bu sürecin psikolojik kısmı. Bizim de halihazırda içinden geçtiğimiz süreçte malumunuz zorunlu bir göç sonucu Suriyeliler ülkemizdeler. Ciddi bir travmatik boyutu var dolayısıyla bu göçün. Ve entegrasyon sürecinde psikolojik kısmın, psikolojik değişkenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun daha geri planda kaldığı anlar oluyor genel göç yönetiminde. Çok genel anlamda entegrasyon aslında hukuksal, siyasal bir zeminde ekonomik, kültürel ve psikolojik ana boyutları, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik ara boyutlarıyla incelenecek ve bütün bir politikalar bütünü aslında bunu kastediyoruz yani entegrasyonla.
Peki entegrasyonda eğitim neden önemli bizim sürecimizde? Yani Suriyelilerin entegrasyonda eğitim neden önemli? Aslında bu tablonun cevabı, yani bu sorunun cevabı bu tabloda. Çünkü son rakamlara göre 3,5 milyon üzerinde resmi rakamlarca Suriyeli geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunmakta. Gördüğünüz gibi tabloda 5 yaşından 24 yaşına kadar, yani okul öncesi ve üniversite eğitimi dahil olmak üzere okul çağındaki çocukların ve gençlerin rakamı 1,5 milyon üzerinde. Yani neredeyse Suriyelilerin yarısını aslında okul çağındaki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Dolayısıyla burada entegrasyon konusunda eğitim oldukça öncelikli bir alana sahip, öyle olması gerekiyor diyebiliriz bizim açımızdan. Burada yine geçici koruma altında bulunan öğrencilerin eğitime erişimlerini görüyoruz. 2014'te başlıyor. Bunu biraz sonra açıklayacağım neden olduğunu. Günümüze geldiğimizde neredeyse 4 katına çıkmış durumda. Yani eğitime erişim artmakta Suriyeliler açısından. Yine burada okullaşma oranları var. Eğitim sağlanan ve sağlanamayan. Elbette eğitime devam edemeyen, eğitime erişimi olmayan hala çok sayıda Suriyeli olsa da genel olarak okullaşma oranının arttığını ve 2014'ten bu zamana 2 katına yükseldiğini söylüyoruz. Bu grafikte de bu görülebilir. Bir de bu eğitim kademelerine göre okullaşma konusu var. Burada ilkokul ve ortaokulda neredeyse %80'lere ulaşan okullaşma seviyesi okul öncesinde ve lisede düşüyor. Bu aslında önemli bir mesele. Okul öncesinde genel olarak Suriye'de okul öncesi eğitim ücretli olduğu için ailelerin böyle bir bilgi yoksunluğu olabileceği ya da böyle bir alışkanlıkları olmadığından bu oranın düşük olduğu düşünülüyor. Genel olarak böyle bir kanı var araştırmalarda. Lisede ise hem erken yaşta evlilik hem bireylerin ya da ailelerin gençleri okula devam etmemesi yönündeki bir teşviki ve en önemlisi de aslında istihdama katılımdaki artış oluyor bu yaş grubunda. Çünkü genellikle geçimi sağlayan ailenin babası oluyor. Fakat yeterli olmadığında da en büyük erkek çocuk genelde devreye giriyor ve istihdama katılıyor, eğitime devam edemiyor. Dolayısıyla lisedeki aslında okullaşma oranının düşmesindeki en önemli sebebi de bu diyebiliriz. Bir de burada böyle genel yasal düzenlemeler ne aslında böyle çok genel olarak görmek gerekirse diye bu fotoğrafı eklemek istedim. Şimdi bilindiği gibi 2011 yılında aslında Nisan ayında Suriyeliler ilk ülkemize giriş yaptılar. Fakat yasal düzenlemelerin ilkini 2013'te olduğunu görüyoruz fotoğraftan. Yani aslında bu süreçte bir geçicilik konusu var. Zaten işte geçici koruma yönetmeliği, sürekli eğitimde de onların biraz sonra anlatacağız geçici olmasına yönelik hep uygulamalar söz konusu. Burada 2013 yılında en önemli şey aslında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurulması ve bu bağlamda çıkan Yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu. Çünkü bu kanun çok temel bir kanun hem yabancılar için hem Suriyeliler için. Ardından çıkan geçici koruma yönetmeliği var. Yine Suriyelilerin haklarını, işte erişimleri, yani aslında hukuki bulundukları, Türkiye'de bulundukları hukuki statülerini aslında gösteriyor bu yönetmelikte. Fakat aynı zamanda Yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu'nda uyumla ilgili büyük bir başlık da var. İşte sağlık, çalışma, eğitim, buradaki işte olanaklar, işte sağlıkta ücretsiz erişim, çalışma hakkı vesaire gibi işte eğitimin nasıl olduğu dair genel bilgilendirmeler yine mevcut. Bu açıdan önemli bir kanun. Onun dışında işte diğer yıllardaki gelişmeleri görüyorsunuz. İşte yabancılara yönelik eğitim, öğretim, hizmet genelgesi yayınlanıyor. Yabancı öğrenciler uyum sınıfları genelgesi yayınlanıyor derken daha ilerleyen yasal düzenlemeler var günümüze doğru. Bir de Suriyelilere yönelik eğitim denildiğinde böyle yekün bir eğitim sisteminden bahsedilmiyor. Değişkenli bir süreç.
Burada da en önemli şey aslında Suriyelilerin başlangıçta geçici olarak bulundukları algısı, hem toplumsal bağlamda hem devlet katında böyle algılandığı için aslında eğitim uygulamaları da buna göre şekillenmiş. Genel olarak üç döneme ayırabiliriz. İlk dönemde geçici eğitim merkezi odaklı, işte Arapça dilinde eğitim verilen, Suriye müfredatına göre eğitim verilen bir süreçten bahsediyoruz ilk 2 yıl. Sonrasında 2013 ve 2016 arasında Arapça bilen öğretmen istihdamı yapılıyor. Yani Arapça biliyor ama biraz daha Türkçe müfredata daha yakınlaşılan, fakat ikili bir şey var. Yani bunu sahada da biz çok gördük. Arapça ve Türkçe biraz müfredatın da birbirine girdiği böyle ikili bir durum söz konusu bu geçen 3 yıl sürecinde de. Ama aynı zamanda burada Türkçe dil kursları ekleniyor, meslek edindirme kursları ekleniyor. Bu tarz eğitim düzeyleri de var. Üçüncü dönemde aslında 2016'dan günümüze kadar gelen süreç ve burada çok önemli olan bu PİKTES diye kısaltılan Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenme projesi. Bu proje başlıyor ve çok sayıda öğretmen istihdam ediliyor bu alanda. Eğitime erişimde ciddi bir hızlılık sağlanıyor bu proje sayesinde. Zaten peyderpey de uzatıldı sürekli proje. Hala devam ediyor. Onun dışında geçici eğitim merkezleri 2018 yılından itibaren aşamalı bir biçimde kapatıldı. Böyle bir değişiklik var. Yine aynı zamanda 2018 yılından itibaren de aslında bu kararla paralel bir biçimde okul çağındaki bütün çocuklar Türk müfredatına uygun bir biçimde ana akım eğitim sistemine dahil edildiler. Genel olarak böyle ve bu sürece kadar hani nasıl bir eğitim alındı diye görmemiz gerekirse de bu şemayı eklemek istedim. Geçici barınma merkezlerinde, yani kamplarda sadece geçici eğitim merkezlerinde eğitim veriliyordu. Kamp dışında ise geçici eğitim merkezleri ve devlet okulları. Dediğim gibi burada bir ikili yapı söz konusu. Aynı zamanda Suriyelilerin açtığı özel okullarda eğitimler de tabii ki devam ediyor. O süreçte tabii şimdi de onlar hala var ama geçici eğitim merkezleri artık yok. Şimdi burada ben proje bulgularına geçeceğim, fakat kısaca bir projeden bahsedeyim, nerelerde yaptığımızı ve ne yaptığımızı aslında. Projede genel olarak biz aslında çocukların ve gençlerin aldıkları eğitimin hem kendilerinin hem de ailelerinin entegrasyon sürecini nasıl etkilediğini, ne yönde değiştirdiğini amaçladık. Ama aynı zamanda bunun yarattığı bölgesel farklılıklar var mı diye de bakmak istedik ve bölge illeriyle metropol olan İstanbul'u karşılaştırdık. Mülakatlarımız İstanbul'da Sultanbeyli ve Fatih ilçelerinde, onun dışında Kilis, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde gerçekleşti. Geçici barınma merkezleri, il ilçe derken bu bölge illerinde epey detaylı görüşmeler yaptık. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Burada en temel şey istisnasız bütün ailelerde karşılaştığımız aslında çocuklar eğitim alıp bilhassa da Türkçe öğrenmeye başladıktan sonra ebeveynlerine, çevrelerine, akrabalarına, aslında ihtiyacı olan herkese yani tercümanlık yapmaya başlamışlar. Bu neredeyse bütün ailelerde karşılaştığımız bir şeydi. Burada da çok temel bir mesele aslında eğitim denilince yani öğretim kısmından ziyade bir dil öğrenme vurgusunu yapmak lazım. Yani burada Türkçe öğrenmeleri çok entegrasyonda çok temel bir mesele, dil konusu malumunuz. O açıdan böyle bir bulgu var istisnasız karşılaştığımız. Bir diğeri de çocuklar Türkçe öğrenmeye başladıktan sonra hem arkadaşlarıyla hem ailelerine yardımcı oldukları için özgüvenlerinin arttığını, artık kendilerini burada çok yabancı hissetmediklerini, daha iyi hissettiklerini, ait hissettiklerini aslında ifade ettiler. Dolayısıyla dil bilmek aslında var olan ülkeye aidiyetinizi kolaylaştırıyor diyebiliriz. Bunun örneğini gördük. Yine okulda eğitim alan çocuklar Türkçe öğrendikten sonra Türklerle iletişimlerinin daha olumlu bir yönde etkilendiğini söylediler. Buna bir örnek vermek gerekirse bir lise öğrencisi şöyle bir şey söylemişti mesela.
İşte ben sen ve siz diye hitap edilmesinin arasındaki farkı bilmiyordum dedi. Dolayısıyla herkese sen diye hitap ediyordum. İşte devlet kurumlarında öğretmenliğe, doktora falan böyle işte farklı bakışlar, böyle rahatsız edici tavırlarla karşılaşıyordum ama nedenini anlayamıyordum. Fakat öğretmenim bana bunu açıkladıktan sonra, okulda bunu öğrendikten sonra hem kendim bundan sonrasında buna dikkat ettim, hem de gelip aileme söyledim. Dolayısıyla da o işte ufak tefek iletişim aksaklıkları, ondan kaynaklanacak başka sorunların önüne geçilmiş oldu dedi aslında. Dolayısıyla Türkçedeki sadece dili öğrenmenin dışında bu tarz incelikleri de okulda alabildikleri için, öğrenebildikleri için otomatik olarak iletişim ve uyum olumlu yönde etkileniyor. Bir diğer çok önemli şey de bu da ailelerin istisnasız tamamında gördüğümüz bir şeydi. Çocuklarının zaten okulda sadece öğretim yani bir şeyler öğrensinler, bilgi edinsinler istemiyorlar böyle bir şeyi. Onun yanında yani bu öğretimin yanında eğitimle ilgili Türk örf adet geleneklerini de öğrenmek istediklerini, hem çocuklarının hem kendilerinin bunları öğrenmek istediklerini, bunun eğitim aracılığıyla çok iyi sağlandığını söylediler. Tabii burada ailelerin bu konuda istekli olması da aslında yine uyum sürecinde doğrudan katkı sunmaya hazır olduklarını, hatta sunduklarını gösteriyor bize. Onun dışında ebeveynlerin karma eğitimden rahatsız olmadıklarını ama İmam Hatip okullarını daha çok tercih ettiklerini, işte burada Arapça derslerinin olması, dini derslerin daha fazla olmasının payı olduğunu dile getirdiler. Bir de tabii uyum ve entegrasyon denilince tam bunun karşısına gelebilecek ya da bu süreci en çok baltalayabilecek şeylerden biri bu ayrımcılık ve ön yargı meselesi. Ayrımcılığı okul içinde en fazla hissettikleri alanlar öğretmenler, idareciler, Türk arkadaşları ve Türk arkadaşların bilhassa ailelerinden çokça örnek vardı. İşte bunlarla karşılaştıklarında özellikle ilkokul çağında, lise çağındaki çocuklar çok fazla okulu bırakma gibi bir eğilim göstermiyorlar ama bilhassa ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların çok okula devam etme isteğinin azaldığını, gitmek istemediklerini aileleri çokça dile getirdi. Dolayısıyla bu tarz ayrımcı ve ön yargı barındıran tutum ve davranışlarda otomatik olarak uyum sürecini doğrudan olumsuz etkiliyor. Bir diğer şey de aslında ebeveynler çocuklarının Arapça değil de Türkçe dilinde eğitim alıyor olmasının bir kimlik kaybı olarak adlandırmıyorlar. Aksine bundan oldukça memnunlar. Bu bağlamda biz şeyi sorduk mesela, bu kadar memnun olduklarını görünce çocuklarınız aynı şartlarda ana dilde eğitim alma imkanları olsaydı yine Türkçe'yi mi seçerdiniz yoksa kendi dilinizde mi eğitim almak isterdiniz gibi sorunca aileler de bilhassa lise çağındaki gençler de biz hayır Türkçe öğrenmek istiyoruz gibi bir şey söylediler ve bir şekilde aileler çatışma ve savaş bitecek, biz ülkemize geri döneceğiz. Ama bizim çocuklarımız burada kalacak ya da kalmazlarsa da bir şekilde Suriye'ye gelip gidecekler, iş kuracaklar vesaire. Yani bir biçimde Türkçe ile olan bağları ve Türkiye ile olan bağları hiçbir zaman bitmeyecek. O yüzden Türkçe öğrenmeleri daha önemli gibi ifadelerde bulundular. Aslında bu da bize hemen şey ulus ötesi bir alanın oluşacağını gösteriyor. Yani önümüzdeki süreçte Suriye ile Türkiye arasında böyle bir şey söz konusu olacak. Tıpkı geçmişte işte Türklerin Almanya'ya göç ettiğinde iki ülke arasında oluşan göç koridoru sonucunda nasıl bir ulus ötesi alan oluştu. Aynı şey aslında önümüzdeki yıllarda Suriye ve Türkiye arasında da olacak gibi görünüyor. Bunu söyleyebiliriz. Ve sona doğru geldik artık. Son olarak da Suriyelilerden oluşan sınıf ve okullarla karşılaştık biz sahada görüşürken. Şunu kastediyorum aslında, aynı bahçe içerisinde iki farklı binada, bir binada Türk öğrenciler, bir binada Suriyeli öğrenciler. Bilhassa İstanbul'da çok karşılaştık bunlarla. Ya da aynı okulda, aynı binada iki farklı sınıfa ayırmışlar. Bilerek idare inisiyatifiyle aynı sınıfta okutulmuyor Suriyeliler ve Türk öğrenciler. Bundan biraz rahatsızlardı. Nitekim bu uyum sürecini temas kolaylaştırır aslında ve hızlandırır. Bu ayrı sınıflar, ayrı okullar
bu süreci zorlaştırıyor. Aynı zamanda politika bağlamında geçici eğitim merkezlerinin resmi olarak kapatılması, fakat bu şekilde uygulamaların devam etmesi aslında geçici eğitim merkezlerinin fiilen devam ettiği anlamına da geliyor. Bu bağlamda buna dikkat çekmek isterim. Aynı zamanda geçici barınma merkezleri entegrasyonu doğrudan sınırlandırıyordu. Bu süreçte kapatılması entegrasyon sürecine, uyum sürecine doğrudan katkı sağladığını düşünüyoruz. Ve yani son olarak aslında zorunlu göçle Türkiye'ye gelen çocuklar hem Türkçe'yi öğrenmelerini hem de Türk kültürünün unsurlarını öğrenmeleri sonucunda ve bu öğrenebilmeleri için uygun bir ortamı sağlayabilirsek aslında sosyal uyum ve toplumsal bütünleşme kendiliğinden gerçekleşecek ve bu ayrımcı ve işte ön yargılı tutum ve davranışlar da yine kendiliğinden son bulacak görünüyor. Ben zamanımı da daha fazla aşmak istemem. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sayın hocam biz teşekkür Öyle ederiz. bırakayım. Zamana da riayet ederek tam 20 dakika içerisinde bitirdiğiniz için Ben tekrar teşekkürler. Evet teşekkür Zehra hocam çok kıymetli bilgiler paylaştı. Projenizin bulgularını bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Çok önemli tespitlerde de bulundunuz. Bununla ilgili eminim sorular gelecektir. Şimdi müsaadenizle sözü Bünyamin hocama bırakmak istiyorum. Bünyamin hocam siz ekran paylaşacak mısınız hocam? Hayır, Tamam hocam. Buyurun. Söz sizde. hayır. Evet, uzun süreden beri hiç sunumla ve ekranla ders anlatmıyorum. Bir anlamda dikkatin herhalde bende olmasını daha çok tercih ediyorum. Şimdi biz aslında temelde diaspora, yani diasporadaki Türkler için çalışmak üzere yola çıkmıştık. Ama tabii Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bu Suriyeli göçü söz konusu olduğu zaman aslında şunu gördük ki diasporadaki Türkler üzerine çalıştığımız birçok husus gelecekte aslında Suriyeliler için de bir bilgi birikimi yaratıyor. Yani çünkü biz Almanya'daki Türkler üzerine çalışırken, Almanya'daki Türklerin entegrasyon sorunları üzerine çalışırken aslında bir taraftan da gördük ki biz aslında belki birkaç yıl sonra, belki bir 10 yıl sonra benzer bir şekilde Suriyelilerle muhatap olacağız ki Zehra ona uluslararası kimlikler bağlamında bir şekilde değindi. Yani biraz hem o tarafa doğru atıf yapan hem de bu entegrasyon meselesi aslında hangi doneler üzerine oturuyor? Yani bizim özellikle Almanya'dan, Fransa'dan veya diğer ülkelerden topladığımız bağlam ve tecrübe ne söylüyor ve aslında bizi ne bekliyor gelecekte ve şimdi aslında bizi ne bekliyor biraz onlardan bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden daha çok ağırlığı bu bağlama oturacağım. Biraz yani genel resmi toparlayabilirsek ne ala. Bir defa her şeyin ötesinde yani mesela bir Avrupa ülkesine baktığımızda bu diaspora konusunda veya işte gelenleri, göçmenleri entegrasyon konusunda demek daha doğru. Göçmenlerin entegrasyonu konusunda çok ilerlemiş bürokratik mekanizmalara ve entelektüel birikime sahip olduklarını görüyoruz. Yani çünkü uzun İkinci Dünya Savaşı'ndan beri göçmenlerle muhataplar. Zaman zaman işte onlar da sadece ekonomik göçmenler aldıklarını düşündüler ama gelenlerin insan olduğunu fark edince onlar da politika değiştirdiler. Farklı farklı politikalar doğru evrildiler. Ben uzun uzun onları anlatmayacağım. Ama genel olarak aslında hangi doneler üzerinde bir şekilde entegrasyonu düşünüyorlar, o bağlamdan giderek aslında bir anlamda bize ne öğretirler. Çünkü bize ne öğretirler konusu gerçekten çok önemli. Biz mesela bir başka araştırmayı da merkez olarak özellikle Suriyelilerin hani geri dönüşleri, dönüp dönmeyecekleri hususunda yapmıştık. Yani buradan mesela genel olarak çıkan sonuçlardan bir tanesi şuydu. Yani özellikle İstanbul'daki Suriyeliler üzerinde daha yerleşik olan, yani işi gücü olan, olmayan. Bunlar üzerine yaptığımız anlaşmalar, yani çalışmalarda şunu gördük. Yani biz batıdaki kapılarımızı sonuna kadar açık tutsak bile aslında zannettiğimiz kadar Suriye'de öyle batıya gitmeyecek. Yani çünkü burada kalanlar, gidenler gitti zaten. Kalanlar da burada kalma niyetinde çok ciddi bir şekilde.
Mesela geri dönecekler mi diye sorduk. Geri dönecekler konusu da hep böyle biraz açık. Yani o yüzden yani nasıl Türkiye zaten bunları gördüğü için biliyorsunuz ciddi bir şekilde politika değişikliğe gittiğini hepimiz süreç içinde gözlemledik. Zaten Zehra da eğitim bağlamında bu politika değişikliğinin hani işte Suriye müfredatından Arapça Türkçe müfredatına sonra tamamen Türkçe derse ve uyuma nasıl dönüştüğünü aslında biraz bu bize gösteriyor. Şimdi özet olarak belki şunu söylemek lazım. Yani Batı'ya baktığımız zaman entegrasyon dedikleri zaman aslında hani ne diyelim bir tüccar gibi düşünüyorlar çoğunlukla. Hani tüccar ne zaman kazanır diye sorsanız yani aslında satarken değil alırken kazanıyor. Ve Batılılar da böyle düşünüyor. Yani aslında alırken kazanalım. Peki alırken kazanmak dedikleri şey ne? Yani kilisede bizim mesela gözlemlediğim şey oydu. Nitelikli göçmen almak istiyorlar. Yani ve Türkiye'yi de büyük bir kamp olarak kullanmak istiyorlar. Bu aynı şey Libya için de geçerli. Libya'yı da büyük bir kamp olarak kullanmak istiyorlar. Mesela biz kilise ne gözlemledik? Kilise Birleşmiş Milletler projesine gittik, baktık orada kimliklendirme projesine. İşte alt katta Birleşmiş Milletler uzmanları vardı ki onların hepsi genelde Türktü. Üst katta da bizim İçişleri Bakanlığı'ndan gelen uzmanlar vardı. Onlar işte parmak izi alıyorlardı, kimlik veriyorlar falan ama alttakiler de mülakat yapıyorlardı. Aslında alttakiler hemen hepsi yani ailenin fotoğrafını çekiyordu. Muhtemelen birçok aileden de duyduğumuz şey oydu. O ailelerden çok işe yarar fotoğraf verenler işte birkaç ay sonra veya bir ay sonra, bir hafta sonra aranıyordu. Yani işte Kanada'ya gelir misiniz, Almanya'ya gelir misiniz gibi mesela daha nitelikli göçmenlere bir nevi özel davetiyeler çıkıyordu. Ve biz aslında bizatihi onları kendi elimizde biliyorduk. Biz mesela Kilis'te o zamanlar 2018 yazında gözlemlediğimiz şey buydu. Bu Birleşmiş Milletler projesi de bizatihi buna yarıyordu. Ama politik olarak ben mesela o zaman sormuştum niye bunu yapıyoruz? Yani niye elimizde gerçekten daha nitelikli olanlara bilgisini çok iyi bir şekilde veriyoruz diye. Yani bu işte baktığımız zaman aslında Türkiye'nin o sıralar politik sıkışmışlığıyla da biraz alakalı bir şeydi. Buna razı olmak zorunda kalmışlardı. Yoksa birçoğumuz biliyoruz ilk zamanlarda özellikle kamplardaki yardımlar konusunda bile daha dolaylı olarak yardımlar kabul edildi. Direkt olarak yardımlar çok ciddi bir şekilde aslında düzenlenmeye çalışılmıştı. Ama şimdi mesela bizim özellikle gerek Suriyeli göçmenler olsun gerek Afganistanlı göçmenler olsun ki onları da ihmal etmemek gerekiyor. Afganistanlı göçmenler Türkiye'de neredeyse 600 bini buldular. Yani baktığımız zaman yani biz aslında göçmenlerin hepsini bir araya koysak işte Ermeni kadınlarını, işte Gürcü kadınlarını, işte diyelim ki Çeçenleri, işte İranları, bütün Özbekleri, bütün bunları koysak aslında 5 milyon kadar göçmen yaşıyor Türkiye'de. Şimdi bütün bu göçmenlerle alakalı şöyle bir şansımız kalmadı. Yani Batı'nın olduğu gibi yani bir ülkeyi mesela İran'a bir kamp işte Afganlar için bir kamp belirliyoruz. İşte Afganların daha nitelikli olanları seçmek gibi. Bu aslında etik olarak da bizim zihin dünyamıza çok uygun bir şey değil. Ama en azından şunu yapabiliriz diye düşünüyorum bu konuda ki bu konu aslında bir taraftan da rasyonel bir tarafı var bu bağlamın. Yani gerçekten nitelikli olan. Bizim peki yapabileceğimiz şey nedir diye sorsak o zaman şunu söylememiz lazım. Yani evet gelenler zaten geliyorlar. Onlara geçici koruma sağlıyoruz. Bazen Afganlarda olduğu gibi görmezden de geliyoruz. Ama burada en azından kalacak olanları iyi seçmemiz lazım. Yani burada mesela bürokrasimiz iyi çalışması gerekiyor. Yani vatandaş yaptıklarımız, bir anlamda Türk vatandaşı ve Türk vatandaşlığı verdiklerimiz hususunda çok seçici olmamız gerekiyor ki ben mesela Urfa'daki bazı örneklerde hiç de o kadar seçici olmadığımızı gördüm. Yani işte yardım kuruluşlarına, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na işte Türk kimliklerini fırlatan adamlar gördüm. O yüzden aslında buradaki bürokrasimiz de maalesef henüz daha iyi işlemiyor diyebiliriz. Yani evet biz Batı gibi çok acımasız bir şekilde yani nitelikli göçmen seçme hususunda bir defa bunu politik olarak yapamayız. Ama en azından burada kalacak olanlar ki biliyoruz işte özellikle Zehra da söyledi. Yani mesela genel eğilim şöyle yönde.
Yani yaşlılar diyorlar ki biz evet döneriz. Yani peki ne zaman döneriz? Rejim değişirse döneriz. Güvenlik sağlanırsa döneriz. Ama işte malımıza mülkümüze sahip çıkarız. Ama çocuklarımız burada kalsın. Çocuklarımız buraya adapte oluyorlar. Zaten bir kısmı da burada doğmuşlar zaten. Burada kalsınlar. Hani bir anlamda biraz Türkiye'de biraz Suriye'de yaşarız hesabındalar aslında birçoğu. Ha bu bizim için çok büyük bir sorun değil. Bizim için aslında bir fırsat da olabilir. Ama işte bunu çok çok iyi bir şekilde yönetmek gerekiyor. İkinci aşama ise yani Batı'da baktığımız zaman bu entegrasyon meselesinde dil geliyor tabii ki. Yani gelene mutlaka dil öğretmeniz lazım. Yani bu artık entegrasyonun çok kaçınılmaz bir temelini oluşturuyor. Yani dil öğretmediğiniz hiç kimseyi entegre edemiyorsunuz. O yüzden dille beraber işte Zehra da ondan bahsetti. Örf ve adetler, davranış biçimleri. Bunlar çok ciddi bir şekilde aslında bu eğitim sistemi içinde öğretilmesi gerekiyor. Bir sonraki aşama yani eğitim derken aslında sadece hani böyle okula gitmek yani ilkokul, ortaokul, lise değil. Mesela meslek kazandırmamız gerekiyor. Örneğin Nizip'te iyi bir örnek vardı. Kampın kenarında bir endüstri meslek lisesi kurulmuştu. İyi bir endüstri. Yani orada işte onlar işte kalıpçılık öğreniyorlardı, işte başka meslekler öğreniyorlardı. Baktığımız zaman bizim aslında gelenlere mutlaka nitelikler kazandırmamız gerekiyor kısa vadede. Uzun vadede zaten herkes kendi niteliğini bir şekilde kendisi kazanacak. Üçüncü aşama ise yani bu entegrasyon meselesinde yaşam biçimine, yaşam formuna ve çalışma hayatına entegrasyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani özellikle bu konuda çok ciddi bir şekilde çalışmalar yapmak zorundayız. Şimdi çalışma hayatı konusunda şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Özellikle geçici koruma altındaki Suriyeliler bağlamında. Yani işte sağlık konusunda falan doğal yardımlar aldıkları için çok ciddi bir şekilde Suriyeli göçmenler içinde de kaçak mesela çalışanların sayısı çok fazla. Yani şimdi mesela Afganları anlamak evet doğal bir şey. Çünkü zaten resmi olarak birçok açıdan çalışamıyorlar. Ama bu mesela Suriyelilerde çok anlaşılır bir şey değil. Bu tabii ki bizim mesela fabrika sahiplerimizin davranış biçimlerinden kaynaklandığı gibi aslında göçmenlerin kendi davranış biçimlerinden kaynaklanıyor. Mesela bu konuda hem yaşam formlarına uyum anlamında hem de çalışma hayatına uyum anlamında aslında almamız gereken çokça yol olduğunu söyleyebiliriz. Ama şimdiye kadar dikkat ederseniz hep böyle işte göçmenler ne yapması gerektiği, işte şunu yapacak, bunu yapacak meselesi konuştuk ama mesela bir sonraki aşama, bir dördüncü aşama aslında bir taraftan da bizim yerine getirmemiz gereken şartlarla alakalı. O da şu, yani gerçekten imparatorluk bakiyesi bir toplum olarak ötekiyle yaşamanın bir tecrübesine sahibiz. Ama bu tecrübe daha çok hakim millet kodu etrafında bir şekilde oluşmuş. Yani işte genel olarak Müslümanları hakim millet saymışız ve temelde aslında böylesine bir kod oluşturmuş. Yani yan yana biraz kompartmanlar şeklinde. Şimdi bu tecrübeyi bugüne taşımak her zaman çok mümkün değil. Yeni tecrübeler oluşturmamız lazım ama bu yeni tecrübeler yine bu imparatorluk bakiyesi bağlamında ötekiyle birlikte yaşama pratiklerimizden de çok ciddi bir şekilde aslında beslenebilir. Yani aslında entegrasyonun bir başka yüzü ve en önemli yüzü bizatihi aslında buradaki yaşayanları yani göçmenleri değil yerlileri entegrasyona alıştırabilmek. Yani yerlilerin bir şekilde göçmenlerle birlikte yaşayabilecekleri bir ortam, bir zihin dünyası oluşturabilmek. Entegrasyondaki belki de en önemli aşamalardan bir tanesi. Bunu mesela Batılılar işte çok kültürlü yaşam, çok kültürlü işte ötekiyle birlikte ötekine karşı saygı ilkesi falan diyorlar. Bu 90'lı yıllarda çokça tartışıldı. Mesela biz aslında bu çok kültürlü yaşamdan daha ziyade ben mesela benim aklımın daha yatkın olduğu şey Ertan Özensel'in Konya Selçuk'ta bir sosyolog arkadaş. Aslında o mesela Türkiye toplumu işte çok kültürlü toplumdan daha ziyade bir halat toplumu falan der. Yani halatlar nasıl hem ayrı hem birseler aslında Türkiye toplumunda biraz böyle bir yaşam tecrübesine sahip. İşte o halatın içine o halatı daha sağlamlaştıracak bir şekilde aslında biz göçmenleri de katmak zorundayız. Yani bir yeni ip daha dolamak zorundayız halata. Bu aslında eğer gerçekten başarabilirsek yani iyi bir şekilde o ipleri
dolayabilirsek aslında biz sadece kendi ipimizi hem dosdoğru bir şekilde hem de çok ciddi bir şekilde daha kuvvetli bir hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun için de özellikle göçmenler kadar yerlilerin zihin dünyasını da dönüştürmemiz lazım. Mesela bu bağlamda sizin bölgenizde iki örnek gördüm mesela ben. Çok ilginçti o zamanlar için, 2018 için söylüyorum. Mesela Reyhanlı'da çalışma hayatına giren mesela göçmenler sıva yapsalar bile 40 lira civarında işte günlük alıyorlardı. Yani sorduk işte kaç lira alıyorsunuz, ne alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Ben de Zehra'nın arkasına aslında farklı bağlamlarda mülakatlar yapıyordum. O direkt mülakat yapıyordu. Ben işte bir şekilde biraz nabzı falan ölçtüm oralarda. Yani 40 lira, yani sıva yapan birisinin ne kadar zor bir iş yaptığını tahmin edebiliriz. Mesela biraz ötenizde Nizip'te sorduk. Ben mesela ne yapıyorlar? Mesela Nizip'te boya yapan adam 80 lira alıyordu. Aynı tarifte. Yani Reyhanlı'da sıva yapan adam 40 lira alırken Nizip'te boya yapan adam 80 lira alıyordu. Dedim ki bu fark niye? Yani bu kadar yakın bir coğrafyada. Dediler ki ya mesela tabii ne kadar doğrudur onu bilmiyorum. Ya dediler ilk göçmenler geldiğinde burada bir şey vardı, müftü vardı. Sabah akşam işte gelenlerin haklarını yemeyin, işte onları işte şöyle yapın, böyle yapın falan diye sabah akşam vaaz etti. Bütün vaazlarda hep bunlardan bahsetti. İnsanlar bundan çok etkilendi. O yüzden burada böyle bir piyasa oluştu dediler. Bak şimdi yani bu çok önemli bir şey. Mesela işte bu bir anlamda aslında onlardan daha ziyade bizim zihnen hazırlanmamız, o çok kültürlü toplumsal yaşam biçimine bir şekilde yerlilerin adapte olması aslında onların uyum sağlaması kadar çok önemli bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Son aşama, yani bu uyum meselesindeki son aşama artık zirve şu arkadaşlar. Yani artık hani kimlik veriyorsunuz, evet Türk vatandaşı yapıyorsunuz, evet ya da mesela devamlı oturum izni veriyorsunuz, tamam ama aidiyet duygusu oluşturmak. Yani özellikle işte burada doğan çocuklarda, mesela burada doğan Suriyelilerde bile biz aidiyet duygusu oluşturamıyorsak, yaşadıkları şehre dönük olarak, yaşadıkları toplumsal hayata dönük olarak, mesela İstanbul'a dönük olarak bir aidiyet duygusu oluşturamıyorsak, her zaman yabancı olduklarını hissediyorlarsa, kaldırıma ayak bastıklarında bir nevi aslında başka bir dünyanın kaldırımına ayak bastıklarını düşünüyorlarsa hiç entegrasyondan bahsetmeyelim. Yani entegrasyon dediğiniz şey aslında bizatihi o aidiyet duygusunu oluşturmakla sonuçlanmak zorunda. Yani zirvesi o yani şeyde. Yani bir şekilde yani çocuk mesela Halep'e gittiğinde İstanbul'u özlemesi lazım. İşte Hamay'a gittiğinde Bursa'yı özlüyor olması lazım. Ha bunu yapabildiğimiz zaman aslında işte bu bir anlamda biz entegrasyonun zirvesine ulaşmış olduğumuzu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bizim aslında yani mesela bütün bunları nereden çıkıyorum? Bütün bunlara baktığımız zaman aslında işte Almanya'da, Fransa'da ya da işte Batı ülkelerindeki entegrasyon çizgisinin de temelde bu çizgi olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim belki şimdi direkt olarak hemen karşılaştığımız bir sorun olarak karşımızda değil bu. Ama bunu mesela yakın sorunlar olarak da yaşıyoruz. Ama özellikle 10 yıl sonra, belki 15 yıl sonra biz çok ciddi bir şekilde Zehra'nın ulus ötesi kimlikler dediği, benim daha çok diasporik kimlik diye adlandırdığım kimliklerle karşı karşıya kalacağız. Şimdi bu kimlikler arkadaşlar, o bizim bildiğimiz anlamda hani mesela sadakat açısından işte Türkiye sadakat bekleyebileceğimiz kimlikler değil. Bu kimlikler öyle bir şey ki hem Türkiye hem Suriye'ye sadık olacak. Hem Türkiye hem Afganistan'a sadık olacaklar. Yani ama aynı zamanda her iki toplumda da köksüz olacaklar. Mesela diasporik kimliğin en temel özelliklerinden bir tanesi köksüzlüğüdür. Yani öyle bir şey ki yani bu kimlikler denizdeki yosunlara benzetirim ben. Denizdeki yosunlar gibi köksüz varlıklar olacak ama farklılıklarını hep fark edecekler. Yani Türk toplumu içinde bir Suriyeli olarak farklılıklarını hep fark edecekler. Biz de onları fark edeceğiz. Farklılıklarıyla beraber yaşayacaklar. Ama aynı zamanda buraya ait olduklarını da bilecekler. Yani bu denize ait olduklarını da bilecekler. Ve aynı zamanda bu mesela diasporik kimliklerde mesela kendi köklerine dair olan ilgilerini de biz yani çok ciddi bir şekilde hem teşvik etmeliyiz hem anlayışla karşılamalıyız. Çünkü şimdi bu ilgi de aslında çokça büyük ihtimalle benzer şeyler Avrupa'da olduğu gibi çokça polemize edilebilecek ilgilerdir. Yani mesela ontolojik bir ilgi zannedecek herkes. Mesela diyelim ki Almanya'da yaşayan Türklerin
Türkiye'ye karşı ilgilerini çok ontolojik bir ilgi zannediyor insan. Değil. Çok epistemolojik bir ilgi. Yani bilgi, bilişsel bir ilgi. Türkiye'yi bilmek istiyorlar. Türkiye'yi görmek istiyorlar. Tatillerde belki, hatta belki işte Çorum'a değil de Antalya'daki tatil köyüne gitmek istiyorlar. Yani baktığınız zaman, ya da işte Aleviyseler, mesela Almanya'da yaşayan Türkler Aleviliğin ne olduğunu zaten geleneksel anlamda kaybetmişler ama bilmek istiyorlar. Alevilik nedir, ne değildir, kendileri niye Alevi, bunu bilmek istiyorlar. Bizdeki Suriyeliler için de benzer şeyleri çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bizdeki Suriyeliler de kendi köklerine dair bilişsel ilgilere sahip olacaklar. Ve onlara mesela asla şu soruyu sormamamız gerekiyor. Hani Almanların Türklere sorduğu gibi. İşte Almanlar genelde soruyor. Kur'an'a mı sadıksın yoksa Alman anayasasına mı sadıksın? Yani şimdi bu soru hiç sorulmayacak sorulardan bir tanesi. Aslında biz de işte Suriye'ye mi sadıksın yoksa Türkiye'ye mi sadıksın? İşte orada mısın yoksa burada mısın gibi soruları, yani ötelemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten baktığımız zaman bu yeni kimlik formatlarının bugüne kadar bizim alışık olduğumuz ulus devlet kimlik formatlarının çok dışında olduğunu, çok dışında olacağını, yani ne kadar entegre olursa olsunlar, yani aldıkları zaman zaman burada mesela vatandaşlık kazandıkları vatandaşlıkla ne kadar övünüyor olursa olsunlar, onlar Suriyeli. Yani kendilerini hep öyle görecekler. Ama aynı zamanda Türkiye'li. Yani bir taraftan da öyle görecekler. Aynı işte bizim Almancılar gibi Almanya'da Türkiye'li diye bir şekilde dışlanacaklar. Türkiye'de Almancı diye dışlanacaklar. Ama işte bu ikisini yaşatmamamız gerekiyor. Bizim belki de entegrasyonun zirvesi bağlamında, yani Avrupa'dan farklı bir şekilde öğreneceğimiz en önemli olgulardan bir tanesi bu. Ki bizde imparatorluk tecrübesi anlamında bu tecrübemiz de var. Yani nihayetinde bu gelenlerin, yani Suriye'den gelenlerin, hatta Afganistan'dan gelenlerin, işte Gürcistan'dan, Ermenistan'dan gelenlerin aslında bir de bizim hani imparatorluk diasporası diyoruz ona. Yani Üsküp'ten gelenlerden ya da işte Arnavutluk'tan gelenlerden bir fark görmememiz gerekiyor ki bizim de mesela kendi zihin dünyamızda kendimizi yeniden bir şekilde formatlayacağımız hususlardan bir tanesi bu. Biz sanki bizde böyle bir şey var. Mesela işte Balkanlardan gelenler için daha kolay kabul oluşuyor toplumda ya da Kafkaslardan gelenler için. Ama mesela işte Arap dünyasından işte ya da işte daha doğudan gelenler için de bir hiyerarşi kuruyoruz kafamızda. Kurmamamız gerekiyor. Orası da nihayetinde bizim diasporamız. Orası da sizin akraba topluluklarınız. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Ve gelenlerle aslında böyle bir yeni bir format oluşturmamız gerekiyor. Yani özetleyeyim. Bir defa kalanları iyi bir bürokrasiyle çok ciddi bir şekilde, yani burada kalacak olanları hangi bağlamda kalacakları konusunda çok iyi bir bürokrasi oluşturmamız gerekiyor. Dil, eğitim, çalışma hayatına entegrasyon üçlemesini çok iyi bir şekilde organize etmemiz gerekiyor. Bunlar hepsi bürokrasi işleri. Çok ciddi bir şekilde bu konuda çalışmamız gerekiyor. Bunun ötesinde kendi toplumumuzu bu çok kültürlü dünyaya zihnen bir şekilde yeniden formatlayarak alıştırmamız gerekiyor. Ve bir anlamda gelenlerde, burada kalacak olanlarda özellikle, sadece kalacak olmaların değil, bizatihi aidiyet duygularını çok ciddi bir şekilde kökleştirmemiz gerekiyor. Aidiyet duygusu çok önemli ama şunu da kabul etmemiz lazım. Hiçbir zaman tam bir aidiyet duygusu oluşturamayacağız. Yani hiçbir zaman tam anlamıyla işte Türkiye'li, tam anlamıyla da Suriyeli olamayacaklar. Yani bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Evet, zannediyorum ben de fena kullanmamışım. Bak. Evet hocam, teşekkür ederiz. Siz de süre sınırlamasına 2 dakikalık bir tehirle riayet etmiş oldunuz. Çok teşekkürler. Ben gerçekten çok faydalandım. Ama moderatörlük pozisyonunu istismar etmek istemiyorum. Kısaca sadece Zehra hocamın sunumuyla ilgili belki konuyu derinleştirmek için bir söz eklemek istiyorum. Bir de sizin hocam sunumunuzla ilgili kısa bir yorum yapmak istiyorum. Müsaadenizle. Biz geçen ay yaptığımız çalıştayda, yani eğitim entegrasyon konulu çalışmada benzer istatistiklere
Biz de şahit olduk. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Hüseyin Alptekin Bey'di sanırım. Gelen katılımcımız paylaştığı istatistikleri açıklarken özellikle ilköğretim ortaokul düzeyinde okullaşma oranının çok yüksek olması, yani %95'ler zikredilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Lisede birden düşmesini özellikle işte ekonomik hayata, yani iş hayatına katılmak zorunda olmalarıyla açıklamıştı. Okul öncesi eğitimle ilgili olarak evet, yani Zehra'nın söylemiş olduğu şey aslında bizim de burada tecrübe ettiğimiz bir konu. Yani sistem farklılığı belki biraz. Okul öncesi eğitimin Suriye'deki paralı oluşu ve Türkiye'de işte hem paralı hem de devlet kurumlarında verilmesi etkili olabilir. Fakat onun ötesinde şeyler de şahit olduğumuz konular, onları da dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben bir alıntıdan oldukça etkilendim. Yani burası bizim evimiz artık, burada yaşayacağız mealinde. Türkçeyi öğrenmek zorundayız mealinde bir şey paylaştı Zehra Hocam. Bunun tam aksi yönde şeylere de şahit olduk. Yani Türkçeyi öğrenmeye karşı bir direncin olduğu aileler var. İşte kültürünü kaybetme, işte hatta farklı bir din anlayışının Türkiye'de olduğu için resmi din öğretisinden çocuklarını uzak tutmak isteyenlerle de karşılaştık. İşte bu aslında bize şunu gösteriyor, yani Suriyeliler dediğimiz grup homojen bir grup değil. O içerisinde çok farklı işte siyasi, dini görüşleri olan insanlar var. Bunu anlamak aslında tam da Bünyamin Hocam'ın dediği üzere bizim konuya uyumumuzla alakalı bir mesele. Yani uyum konusunda hep söylenen kullanılan bir metafor, bir benzetme, çift yönlü bir yol olduğu metaforu burada sanırım konuyu anlamamızı kolaylaştırabilir. Yani bizler de ev sahibi topluluk olarak bu konuya ne kadar uyum sağlayabileceğiz sorusu aslında çok önemli. Burada Bünyamin Hocam çok güzel bir çerçeve çizdi aslında. Özellikle Avrupa'nın ve diaspora çalışmalarının tecrübesinden yola çıkarak biz bu konuyu nasıl anlamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz hususunda çok önemli şeyler paylaştı. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Sorusu olan varsa mesaj olarak gönderebilirsiniz ya da söz isteyebilirsiniz. İbrahim Hocam, ben Evet, söz alabilir miyim? buyurun hocam. Rektör hocamız söz almak istiyor. Buyurun hocam. Tabii öncelikle değerli hocalarımıza, Bünyamin hocamıza, Zehra hocamıza kıymetli sunumları için teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir şey aslında hocalarımıza soru olarak veya onların mutlak surette bilgileri dahilinde, gözlemleri dahilinde olduğunu düşündüğüm ama sanki bu genel entegrasyonla ilgili sunumları ben dinlediğimde bizim yaşadığımız özel tecrübeyi, kilis tecrübesini biraz daha farklı bir yere şahsen koyuyorum. Çünkü dünyanın birçok yerinde yani hem literatür açısından bildiğim kadarıyla sizin kadar belki olaydan gözden kaçırdığım bir şey varsa düzeltirsiniz bilmeyebilirim. Hem de genel anlamda entegrasyon dediğimiz şey İşte bir şekilde gelen belli orandaki göçmenlerin oradaki genele, eskiye, büyüye neyse uyumu bağlamında bir ifade. Yani şöyle siz kilis tecrübesini bütün bu tecrübelerle bir arada tuttuğunuz örneğin Almanya'dan, Avrupa'dan işte başka örnekler verildi. Bunlarla mukayese ettiğimizde sanki bence sosyolojik şartları mukayese noktasında bir yanılgı içerisinde olabiliriz. Ya da en azından bu konuda söyleyecekleriniz vardır diye şahsen düşünüyorum. Çünkü yani dünyanın hiçbir yerinde ben zannetmiyorum nüfusu kadar insanı kendi şehrinde barındıran hatta yer yer nüfusun üzerinde ilk yıllarda bu çok çoğuldu. İnsanı barındırıp sonra da entegrasyon olayından bahsettiğimizde hakikaten bu ortalama bir entegrasyon gibi anlaşılır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında %50'nin üzerinde büyük oranda bir dönem 3'te 2 oranda Suriyelinin 1/3 oranda okullara Türklerin olduğu bir ortamda biz gelen göçmenlerin entegrasyonundan bahsediyoruz. Biz buna hatta aramızda arkadaşlarla espri mahiyetinde veya literatürde yeri nedir bilmiyorum. Tersine entegrasyon diyoruz. Çünkü şöyle çoğu kez biz onlara entegre olmaya çalışıyoruz. Çünkü çoğunluk onlar. Bunu
Biraz daha açtığımızda ben bir Kilisli olarak burada doğmuş büyümüş birisi olarak buranın kültürünü, yerel kültürünü, dinamiklerini bilen birisi olarak işte mahalle kültürüdür, kendine özgü dinamikleri vardır biliyorsunuz her şehrin. Böyle bir şey Kilis'te şu an itibariyle artık çokça kayboldu. Yani aslına bakarsanız biz onlara şimdilik entegre olmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim kültürümüz, kendimize özgü işte yemek kültürümüz, mahalle kültürümüz, ilişki biçimimiz. Siz burada bir diasporadan bahsederken veya yakınlık akrabalıktan bahsederken dini bağlar anlamında işte Osmanlı'nın o güçlü süreçlerinden gelen devam anlamında ifade ediyorsunuz ama bildiğiniz gibi her yörenin, her şehrin, her kültürün, her coğrafyanın da kendine özgü çeşitli farklı dinamikleri vardır sosyolojik açıdan. Farklı kültürel bu dinamiklerin her ne kadar yakınlık ilişkisi açısından efendim ortak paydalarımız oluyor olsa da kılık kıyafetimizden yemek kültürümüze kadar, konuşma biçimimize kadar pek çok şeyde de çok ciddi farklılıklarımız var. Nasıl ki Kilis'le Trabzon'un, Trabzon'la Edirne'nin ki küçük daha küçük bazda olmakla birlikte arasında büyük kültürel farklar olduğu gibi yerel kültürel dinamiklerden bahsediyorum. Şimdi bu şartlarda Kilis örneğini değerlendirirken bence hocam bu bütüncül ve genel değerlendirmelerin dışında çok daha özel bir yere oturtturmak gerekmez mi? Buradaki eğitim süreçlerindeki entegrasyon, komşuluk süreçlerindeki entegrasyon. Mesela bazı mahallelerimiz var. %50'nin üzerinde nüfusu Suriyeli. Şimdi buralarda entegrasyon derken nasıl bir entegrasyondan bahsedeceğiz? Mesela bazı çarşılarımız var, bazı mekanlar var. Dükkanların daha çok ağırlıklı olarak Suriyeli, daha azı Türk. Yani burada biz bunlar entegrasyon sağlasınlar. Tamam eyvallah bir şey demiyorum. Ama nasıl olacak? Yani böyle bir örnek, özel bir örnek değil mi? Ben sözü uzatmadan korsan bir sunum yapmış olmak istemiyorum. Çünkü benim doğrudan alanım da değil ama ben hani sosyal bilimciyim ve bu konulardaki gözlemlerimi paylaşmak istedim. Tekrar sunumlarınız için teşekkür ediyorum. Bu konularda da bizi aydınlatmanızı istirham ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Yani bu dediklerinizde sonuna kadar haklısınız. Biz bunu mesela Reyhanlı'da da gözlemledik. Hatta bir ara 90 bin galiba Reyhanlı nüfusu 120 bine çıkmış. Yani Suriyeli nüfusu orada. Burada biz aslında Suriyeliler konusunda gerçekten bürokrasimiz hem iskan politikaları açısından hem de çalışma hayatındaki yerleşmeleri açısından uzun süre iyi çalışmadı. Şu anda çok iyi çalıştığı söylenemez. Mesela Konya'da Suriyeliler geldiğinde genelde Suriyeliler, Konya'ya gelen Suriyeliler Hama civarının kırsal bölgesinden gelmişler. Şimdi Hama civarının kırsal bölgesinden gelen adamlar aslında toprağı işlemeyi biliyorlar, yani tarım yapmayı biliyorlar. Ve bizim Konya Ovası'nda ekilemeyen ve dikilemeyen milyonlarca dönüm toprağımız var. Normal şartlarda mesela bizim belki bu toprakları belli bir bağlamda eğer bürokrasimiz iyi çalışsaydı bunları belli bir bağlamda toparlayarak bu toprakların ekilebilir ve dikilebilir hale getirseydik herhalde işte birkaç yıl önce yaşadığımız gibi soğan patates krizi yaşamazdık. Yani böyle bir şeyle karşı karşıya kalmazdık. Ama biz onların hemen hepsini Konya'daki sanayi bölgelerinde çalıştırıyoruz. Ah, sanayiciler çok memnun. Yani sanayicilere baktığınız zaman yani onlar gitse neredeyse biz fabrikanın kapısına kilit vuracağız havasındalar. Yani onlar Suriye'de çalıştırmaktan çok memnunlar. Ama biz köyden gelmiş adamı bir nevi aslında sanayide çalıştırıyoruz. Bu böylesine bir şekilde bizim iskan politikalarında rasyonel atmadığımız çok adım var. Bu Kilis konusu, yani sınır bölgeleri konusu da biraz öyle. Sadece orası değil. Mesela Urfa'da da Kobani'den gelenler çok fazla. Şimdi Suruç'ta ve Urfa'da bu hem bir taraftan güvenlik sorunu oluşturuyor, hem bir taraftan aslında çok ciddi bir şekilde yani oradaki homojenlik öylesine bir vurdum duymazlık oluşturmuş ki mesela bizim özellikle Urfa'da gördüğümüz şeyde yani Kürtçe konuşuyorlar. Yani Türkçe konusunda o kadar da hevesli değiller. Zaten bütün bir mahalle Kürtçe konuşuyor. Yani entegrasyon dediği şey mutlaka Türkçe'ye entegrasyon değil mesela onların yaşam dünyasında. Yani şimdi bizim işte bu konuda çok ciddi bir şekilde bir rasyonelite oluşturmamız lazım. Yani
İşte kim nerede ne kadar kalacak? Mesela kilisin nüfusu ne kadar? Kiliste maksimum ne kadar kalır? İşte diyelim ki Maraş'ta ne kadar kalır? Kayseri'de ne kadarı kalması lazım? Kimler nereden geldi? Mesela diyelim ki işte kırsal bölgeden mi geldiler? Doktorlar mı? Başka bir şeyler mi? Onlar mesela diyelim ki nereye yerleştireceğiz? Bütün bunları aslında yani çalışırsak başarabiliriz. Geç Yani bu kalmadım hocam. Affınıza sığınıyorum, sözünüzü kestim. evet, 10 evet yıl ama oldu. 19, 10 yıl, evet. evet ama yani bu mesele şöyle bir şey artık. Zararın neresinden dönerse kârdır meselesi aslında bir taraftan da. Çünkü burada gerçekten ya bu biraz da bizim hani böylesine yoğun bir göçe hiç hazırlıklı olmamamızla alakalı bir şey. Belki ilk 2011'i hatırlıyorsunuz. İlk yıl Milli Eğitim Bakanı dedi ki yani biz onları burada geçici olarak tutuyoruz. Yani işte onlara o yüzden Arapça müfredatıyla, Arapça öğretmenlerle Arapça dersler verdik. Tabii. Hatta işte okulların öğleden sonralarını onlara ayırdık. Öğleden öncelerini işte Türk öğrencilere falan ayırdık. Türk öğrencilerle neredeyse hiçbir şekilde bir arada tutmadık onları. 2-3 yıl böyle devam etti. Yani bizim aslında o zamanki süreçte bile fark etmediğimiz sorunları süreç içinde fark ettik. Ama bugün bile hala bu konularda çok ciddi adımlar atmıyoruz. Bu biraz da yani toplumsal tepkiyi yönetmekle alakalı. Çünkü artık şunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani sınırlarımızı kontrol edebiliriz ama kapatamayız. Göçü bir şekilde yönetebiliriz ama yasaklayamayız. Yani böyle bir şeyimiz yok yani. Dünyada böyle bir lüksümüz yok. Bu sadece bizim için geçerli değil. Bu Fransa için de geçerli, bu Almanya için de geçerli, bu İtalya için de geçerli. Hepsi için geçerli. Ya bir yere kadar yasaklayabilirsiniz. Ama bizim göçü yönetmemiz gerekiyor ve sınırlarda bir şekilde aslında geçişkenliği kontrol altında tutmamız gerekiyor. Ama bu tamamen kapatma anlamına hiçbir zaman gelmesi de mümkün değil zaten baktığımızda. İşte insani de değil. Yani gelmesi bir anlamda insani de değil. Bir de kendi konseptlerimizi mesela biz şu anda sınır bölgesinde bu kadar çok nüfusa neden mesela çok fazla ses çıkarmıyoruz diye sorsanız benim bir tahminim var. O tahminim de şu. Yani bizim temel konseptlerimizden bir tanesi işte bölgenin işte Suriye'nin Kuzey Suriye'deki bu Afrin olsun işte diğer bölgelerde olsun bu Fırat Kalkanı bölgesinde falan belli güvenli alanlar oluşturabilirsek aslında sınır bölgesinde kalanların hani daha geçici zihin dünyasıyla burada yaşadıklarını ve daha kolay dönebileceklerini düşünüyoruz. Yani orada güvenli alanlar oluşturduğumuzda. Ama bu güvenli alanları oluşturmak sadece yetmiyor. Buralara bir de yatırım yapmanız gerekiyor. İşte hastane olsun, işte siz orada yakında daha kolay yaşıyorsunuz. İşte gittik orada mesela üniversite açtık. Bilmiyorum Kilis Üniversitesi'nde bir şubesi var mı? Antep'in var galiba şeyde. Yani gittik orada üniversitede açtık, hastane açtık, onları onardık, işte barajları onardık. Yani bir sürü şey yapıyoruz. Ama bir taraftan da Avrupa'nın gerçekten yaptığımız şeyi veya dünyanın yaptığımız şeyi görüp hani buna destek vermesi gerekiyor. Ama oradaki politik irade buna destek vermiyor. Yani bu politikaya destek vermiyor. Bu politika aslında biraz da sınır bölgesindeki şu andaki nüfus yoğunluğunu şimdilik çok fazla umursamıyor diye düşünüyorum. Çünkü o nüfus yoğunluğunu hani geri dönmeye çok daha müsait bir nüfus olduğu düşünülüyor. Bu ne kadar doğrudur? Doğrusu ben de çok emin değilim. Teşekkür ederiz hocam. Rektör hocama sorusu için, Bünyamin hocama da cevaplar için teşekkür ederiz. Ben burada kısa bir yorum yapmak istiyorum, acizane. Şimdi göç politikaları çalıştığım için biraz biliyorum aslında bu konunun ne kadar zor olduğunu ama özellikle bürokratik sorunlar açısından meseleye baktığımızda mevcut Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç Mevzuatımız biliyorsunuz işte 2014 yılından itibaren hızlı bir şekilde tesis edildi. Aslında çalışmalar 2011 yılından sonra başlamış olsa da çok hızlı bir dönüşüm yaşandı. Burada tabii bürokratik olarak bu yeni yapılanmanın aslında tarihi kökenleri var. Mehmet Ali Yıldırım hocamı da görüyorum katılımcılar arasında. O Osmanlı'dan tevarüz edilen İskan politikaları hakkında belki bize bir aydınlatma yapmak ister.
Ama ben şunu gözlemledim acizane. Yani Türkiye'nin işte Bünyamin Hocam'ın da dediği o göç tecrübesi ve o İskan politikaları, Osmanlı'nın İskan politikaları tecrübesi tam olarak şu anda bürokrasiye yansıtamıyor. Yani göçü ele alma meselemiz şu anda tamamen Suriyeli sığınmacı krizi ile sınırlı bir mesele olarak ve bir an önce bunu hani atlatıp sizin de dediğiniz gibi konunun aslında geçiciliğine olan inancın yavaş yavaş değişmesiyle birlikte belki biraz hareketlenme gördük. Tabi burada bence en temel problem politik kutuplaşma. Yani meselenin çok fazla politikleştirilmiş olması ve yapacağınız her bir hamleye karşı ciddi bir politik direncin oluşmuş olması. Yani çok iyi hatırlıyorum 2011 yazında işte Güneydoğu Anadolu'ya ziyaret eden işte bir grup CHP'li ve HDP'li milletvekilleri şunu söylemişlerdi. Yani biz buraya Suriyeli sığınmacıların gelmesini istemiyoruz çünkü buradaki etnik yapıyı bozacağına inanıyoruz demişler. Yani oradaki kasıt işte oradaki Kürt nüfusun sayısının azınlığa düşürülmesi gibi bir meseleyi tehdit unsuru olarak düşünüyorlardı. İşte yani aynı tabii ki perspektif diğer tarafta da var. Yani hem iktidar kanadında hem de işte iktidarla birlikte koalisyonda olan siyasi gruplar içerisinde de benzer tepkiler var. Burada bence mesele aslında daha çok şu anda halkın yani daha doğrusu Türk toplumunun konuyu aslında kendi imkanlarıyla belki biraz bugüne kadar halledebilmiş olması aslında başarısı daha fazla ön plana çıkarılmalı bence diye bu şekilde bir açıklama yapmak istiyorum. Bir sorumuz var hocam size, Bünyamin Hocam ve Zehra Hocama. Bünyamin Hocama sormak istiyorum demiş Ali Şaltoğlu beyefendi. Suriyeli göçmenlerin Türk toplumuna entegrasyonu kısa sürede sağlanabilir mi? Entegrasyonun sağlanması için belli bir zaman dilimi var mıdır? Zehra Hocama da bir soru var. Gaziantep Üniversitesi tarafından Afrin, Azez, Elbap'ta kurulan fakültelerin Suriyelilerin entegrasyonu için öncü bir adım olabildiğini söyleyebilir misiniz? Evet hocam. Evet, yani ben entegrasyon sürecinin yani bir defa o aidiyet oluşturma bağlamında çok çok uzun süreler alabileceğini söyleyebilirim. Ama bir taraftan da şunu ihmal etmememiz lazım. Bizim gördüğümüz, yani özellikle bu çalışmayı yaparken gördüğümüz şey aslında özellikle Türkiye'de yaşayan birçok ailenin de entegrasyona oldukça hevesli olduğunu gördük. Yani şöyle bir şey. Yani hevesli olmayanlar ve Türkiye'de yaşamak istemeyenler zaten Avrupa'ya gittiler. Yani burada kalanlar, mesela niçin burada kalıyorsunuz diye sorduğumuzda işte dini yakınlıklar, kültürel yakınlıkları çok çok ciddi bir şekilde ön plana çıkarıyorlar. Bir düzen kurdukları ve o düzeni yaşatabildikleri oranda aslında burada kalmak istiyorlar. Ve burada tutunmak için de entegre olma konusunda aslında oldukça istekliler. O yüzden bu bir şans. Yani bizim açımızdan. Yani bu kültürel yakınlık, yani bölgeyle yaşadığımız her ne kadar birçok nüansa sahipsek de, mesela bugün Sakarya'da özellikle hem Iraklılar var, mülteci olarak, geçici olarak burada bekleyen yaklaşık 4 bin kadar Iraklı var. Hem 15 bin kadar Suriyeli var. Mesela kültürel olarak baktığımızda, işte belli bir parktaki davranış biçimleri, otobüslerdeki davranış biçimleri aslında Sakaryalıların çok da her zaman kabul edebilecekleri davranış biçimleri değil. Ama ben bunları aslında benzerlerini aynısını Almanya'da da yaşadım. Almanya'da da Türk çocukları arka koltuğa oturur. İşte oradaki Alman yaşlı bir kadın da böyle somurtuk bir şekilde Türk çocuklarına bakardı. İşte Türk çocukları aralarında biraz sesli konuşurlardı. Biraz böyle yaylanarak falan konuşurlardı. Yani böyle, bu mesela bu kültürel farklılıklar, el şakaları yaparlardı mesela kendi arasında. Bu el şakaları bile bir Alman yaşlı kadın için dayanılmaz bir şeydi. Ama o da uyum sağlıyor. Yani nihayetinde gelenler de uyum sağlıyor. Bir ortak yol bulunuyor işte bu Zehra'nın dediği gibi ben ve sen, siz ve sen meselesi bile yani çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaratabiliyor. Bazen ben de yabancı öğrencilerde benzer muhataplıklarla karşılaşıyorum. Mesela bana yazıyorlar. İşte sen bu konuda ne düşünüyorsun diye mailden yazıyor mesela. Şöyle bir tane
Afgan öğrenci mesela. Ben de ona cevap veriyorum. Çünkü biliyorum ki oradaki hikaye aslında henüz daha dile çok hakim olmamakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede bu isteklilik bence olumlu. Entegrasyon meselesinde ama bürokrasimizin çok bilinçli ve çok iyi çalışması gerekiyor. Entegrasyon yani toplumsal mesele olduğu kadar bir bürokratik mesele olduğunu düşünüyorum. Bir yönetim meselesi. O yüzden çok ciddi ve şu anda mesela göç idaresini biliyoruz. Göç idaresindeki mesela uzmanların sayılarını biliyoruz. Yani çıldırmış durumdalar. Yani o göçü yönetebilecek kapasiteye hala çok sahip değiller. İllerde mesela göç idaresi hala dikkat ederseniz çok büyük binalarda değil. Mesela 2000'li yıllardan beri illerde en fazla büyüyen iki bina var. Birisi İş ve İşçi Bulma Kurumları, İşkurlar. Birisi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlükleri. Bunu gözlemliyorsunuzdur. Üçüncüsü göç idaresi olacak. Ama henüz daha o kıvama gelmiş değil. Yönetebilmeniz için o bürokrasinin yeterli kapasiteye ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz Meymen Hocam. Zehra Hocam, tekrar etmemi ister misiniz soruyu? Yok hocam ben de gördüm. Sadece kısaca bir şey hani söylemek isterim. Çünkü çok bunun böyle genel geçer söyleyecek bir şey cevabı yok aslında bu sorunun. Biraz süreç gösterecek çünkü. Hepimiz birlikte göreceğiz. Fakat ben yani orada oluşturulacak olan o güvenli bölgede aslında işte hocamın da söylediği gibi bir şekilde Suriyelilerin bilhassa da bölge illerinde bulunan Suriyelilerin bölgeye yakın illerde bulunan Suriyelilerin yani dönüşünde etkili olabilir ama ben yani bunun entegrasyonda çok böyle öncü ve başat bir rol oynayacağını düşünmüyorum şahsen. Zehra, ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi Zehra aslında geriye göçle çalışıyor. Şu anda doktora tezi temelde ana çerçeve olarak bununla alakalı. Bu geriye göç bağlamında mesela Suriyelilerin geriye göçüyle alakalı birkaç cümle bize söylersen biz de seviniriz yani. Özellikle ne tür sorunlarla karşılaşacaklar, neler yaşayacaklar, literatür bu konuda ne söylüyor? Birkaç cümleyi oradan söyleyebilirsen bize. Yani temelde şöyle aslında hocam dönenlerin nitelikli olup olmayanları bir kere ikiye ayırmak lazım. Çünkü yaşayacakları sorunlar hem uyum anlamında hem de işte diğer adaptasyon problemleri değişecek aslında nitelikli ve nitelikli olmayan göçmenler arasında. Ben de kendi nitelikli göçmenleri çalışıyorum biliyorsunuz. Burada Türkiye'ye dönenlerde Almanya'dan nasıl bir farklılık varsa benzer bir şey aslında oluyor. Suriyelilerin de muhtemelen yaşayacakları, niteliklilerin döndükten sonra yaşayacakları birincisi en büyük problem niteliklerine uygun bir istihdam alanı bulamayacaklar muhtemelen ilk başlangıçta yaşayacakları şey. Bu sağlandıktan sonra ben öncelikle niteliklerin döneceğini düşünüyorum. Yani ilk önce nitelikliler ülkeye çok fazla dönmeyecekler. Tabii ki bir kısmı bizim bu görüşmelerde de karşılaştığımız şey vardı. Biliyorsunuz ben aynı zamanda bir de sosyal sermaye, Suriyelilerin sosyal sermayesiyle ilgili bir TÜBİTAK projesinde de çalıştım. Orada sahada gördüğüm şeylerden biri de mesela nitelikli Suriyelilerde hep görüştüğümüz dönüş planları vardı ve planlarını şu şekilde temellendiriyorlardı. Biz döneceğiz ve bu ülkeyi yeni baştan inşa edeceğiz her anlamda. Çünkü ülkede tamamen her şey yerle bir oldu. Dolayısıyla onlar ülkenin yeni zihnini oluşturacaklarını düşündükleri için tabii ki bunların bir kısmı dönecek. Ama mesela Avrupa'ya giden nitelikli göçmenler bence ülke kurulduktan belli bir işte düzeye ulaştıktan sonra dönecekler. Neden? Çünkü işte belli sosyal refaha ulaşmış olması, işte istihdamın belli alanlarda sağlanmış olması. Çünkü nitelikli göçmenlerin geriye dönüşünde yani sosyal faktörler, sosyal ağlar ne kadar etkiliyse bir şekilde istihdamda iyi hissetmeleri, yani o işin hem bireysel olarak kariyerleri anlamında kendilerini tatmin etmesi önemli ki aynı zamanda ekonomik kısmı da önemli oluyor. Bunun etkili olacağını düşünüyorum. Ama nitelikli olmayanların geri dönmesinde ise daha çok yani temelde yaşayacakları en büyük problem o yeniden
ülkeyi kuracaklar bir kere. Onların öyle bir problemi var. Yeniden ülkede bütün işte kurumlar oluşturulacak, onlar harekete geçirilecek, bütün uygulamalar sağlanacak. Uyum problemleri de bence şundan kaynaklanacak. Bilhassa eski nasıl diyelim, daha şimdi ebeveyn olan buradaki Suriyeliler geriye döndüklerinde, çünkü ne zaman dönüş olacağını bilmiyoruz. O bağlamda uzun vadede düşünerek söylüyorum bu cümleyi. Ebeveynlerin geri dönüşünde bence uyum süreci daha hızlı gerçekleşecek. Ama burada doğan ya da burada daha uzun süre eğitim almış gençlerin geri dönmesinde ise bence uyum sorunları yaşanacak. Çünkü neticede burada belli bir kültürel altyapıda büyüyecekler. Burada buna alıştıkları şeyi orada tekrar kuramayacaklar ya da aslında Suriye içerisinde de belki ikili bir yapı oluşacak. Yani belki de zaten burada edindikleri belli kültürel unsurlar, örfler, adetlerin bir kısmını da belki Suriye'de yaşatmaya devam edecekler. Tabii tamamen bunlar benim literatürde okuduğum diğer ülke örneklerinden, örnekleri çerçevesindeki izlenimlerim. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama ben bu fakültelerin açılmasının çok başat bir rol oynadığını ve oynayacağını düşünmüyorum doğrusu. Bir de Mustafa hocamızın da dediği gibi, yani şeyi çok kilise örneği gerçekten çok spesifik. Bir de hep vurguladığımız şey, hep entegrasyondan konuştuk ama Bünyamin hocam altını çizdi, toplumsal kabul diye geçiyor aslında literatürde de. Yani bir de bizim ne yaptığımızla çok ilişkili. Şimdi sanki artık Suriyeliler belli bir aşamaya getirdiler bence kendileri, gayretleri bağlamında. Tabii ki bu bitmedi. Ama bu bahsettiğimiz eksiklikler bağlamında Türkiye göç yönetişimini hızla gözden geçirerek bir şekilde revize etmeye acil ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, Bünyamin hocam, sizi destekleyici nitelikte bir anımı paylaşmak istiyorum. Konya Göç İdaresi'nde mülakat yaparken şöyle bir problem olduğunu işittik. Yani mülakatlar esnasında işte göç idaresinin önünde kuyrukta bekleyen göçmenler başvuru için, işte farklı işlemler için etrafa işte çok affedersiniz tuvaletlerini yapmak zorunda kalıyorlarmış. Daha sonra yeni bir göç idaresi müdürü gelince onlar da uzmanlıktan zaten müdürlüğe terfi oldular. Yani birinci promosyon dan sonra işte müdürler olmaya başladılar. Sorunu da orada bildiği için hemen göç idaresinin girişine bir bekleme salonu, işte oraya güzel iki tane lavabo yaptırarak bu sorunu hemen verince etraftaki insanlar teşekkür etmeye gelmişler bu sefer. Yani bazen aslında böyle göç politikaları, işte çok büyük stratejiler yerine böyle sahada doğrudan hamlelerle konu çözülebiliyor aslında. Ki zaten Konya Göç İdaresi'nin binası da bir yetimhaneden devşirme bir bina. Yani aslında yapı itibariyle de uygun bir bina değil göç idaresi olmak. Aynı şekilde kilisteki göç idaresi binası da dediğiniz gibi başka bir kuruma aitken daha sonra düzenlenerek aynı şekilde Gaziantep'teki de bir iş merkezinin içerisinde mesela. Bu anlamda gerçekten bu sürecin daha da hızlandırılması göç yönetimi açısından, belki belediyelerin de sürece biraz daha dahil edilerek, çünkü yerel yönetimlerin şu an mevcut mevzuatta göç idaresinde ne tür rol oynadıkları tam belirgin değil. Yani evet, yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar, işte altyapı çalışmaları, eğitim faaliyetleri, ama belki onlara da biraz daha yetki vererek bu konuda konunun daha hızlı çözülmesini sağlayabiliriz diye bir katkı yapmak istiyorum. Hocam, çok vaktinizi aldık. Son bir soru var. Onunla müsaade ederseniz tamamlayalım. Yusuf Avar Beyefendi sormuş. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de bulunan sığınmacı ya da mültecilere karşı tutumlarını nasıl değerlendirirsiniz? Sığınmacıların, mültecilerin tampon bölgesi veya geçiş ülkesi olan Türkiye'nin politikalarını AB'ye karşı doğru kullanmakta mıdır? Yani zorlayıcı bir göç politika unsuru olarak kullanmakta mıdır diye sormuş sanırım. Yani şimdi Avrupa'nın aslında sözlerim içinde biraz ifade etmeye çalışmıştım. Avrupa'dan Türkiye'ye baktığınız zaman göç politikası aslında Türkiye'yi büyük bir toplama kampı olarak düşünüyorlar. Şunu net olarak görmek lazım.
Avrupa müthiş bir demografik sorunla karşı karşıya. Bu demografik sorunu biraz Avrupa Birliği'ne işte Bulgaristan, Romanya gibi ülkeleri alarak aşabileceklerini düşündüler ama zor. Polonya'yı bile, ki Polonya nüfus olarak en kalabalık ülkelerden bir tanesi, Polonyalılar bile İngiltere'ye göç etmeyi, mesela Almanya'ya ya da Fransa'ya göç etmeye tercih ediyorlar. O yüzden şunu net olarak söylemek lazım. Özellikle Almanya bağlamında, Fransa biraz daha ekonomik olarak o kadar iyi değil ama Almanya gelecek bir 30 yıl içinde belki bir yani birkaç milyon daha göçmene ihtiyacı var. Yani net olarak var. Özellikle belli alanlar, diyelim ki hasta bakıcılığı, hemşirelik gibi alanlar. Şimdi bir de geçen Mart itibariyle şeyi aştılar, mesela Türkiye'yi de aştılar. Hasta bakıcı ya da işte hemşireyseniz Almanya'ya gidebiliyorsunuz. 70 bin Gürcü kadını Almanya'ya göç etti. Şimdi şunun farkındalar, Almanya'nın bürokratik ekonomik aklı şunun farkında. Demografik olarak göçmenler ya Akdeniz'in güneyinden gelecekler ya da daha doğudan gelecekler. Akdeniz'in güneyden gelenler için Libya, doğudan gelenler için de Türkiye'yi büyük bir toplama kampı olarak düşünüyorlar. Ve burada daha nitelikli olanları seçip getirebilecekleri bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Ama biz de buna karşı olarak aslında burada gelen bu göçmenleri kendi topraklarında nasıl yaşatabileceğimize dair projeler üretiyoruz. Bununla da çok ilgilenmiyorlar. Yani baktığımız zaman, yani işte onlara desek ki Afrin'de işte büyük bir kent kuralım, işte orada göçmenleri güvenlik alanında biz garanti edelim. Mesela Kuzey Irak'ta yapıldığı gibi belli bir paralellerden sonra işte hiç kimse şiddet olayı gerçekleşmesin, işte uçaklar uçmasın, şu bunları söyleyebildiğimiz zaman veya bunları iddia ettiğimiz zaman Avrupa'da bunun bir karşılığı yok. Yani onlar böyle görmüyorlar. Onlar daha çok geçici yardımlarla bir nevi günah savıyorlar. İşte biz o geçici yardımları biliyorsunuz Kızılay Kart aracılığıyla işte aylık 120 lira ya da 150 lira civarında bir meblağ olarak aslında yine Suriyelilere bir şekilde aktarıyoruz. Ama bunun dışında yani Avrupalıların Türkiye'de kalanlar için ya da Türkiye'den Suriye'ye dönenler için aslında çok önemli katkıları olacağını düşünmüyorum. Temelde onlar aslında kendi demografik sorunlarında Suriyeli olsun ya da Afganlı olsun ya da başka bir şey olsun daha nitelikli göçmenlerle nasıl aşabilecekleri bağlamındaki politikalara daha fazla eğilimliler. Ve bizimle yaptıkları göç anlaşmalarını da temelde bu mantık üzerine kuruyorlar dikkat ederseniz. Teşekkür ederim hocam. Evet, bir sorumuz daha var ama hocam vaktiniz evet. Var mı? Yani evet, yani bir soru daha alalım İbrahim hocam. Tamam, benim bir de Zehra hocama bir sorum var ama önce sizin sorunuzu sorayım, sonra ben Zehra hocaya sorayım. İki evet. Soruyla bitirelim hocam. İnşallah. Vasim Bey sormuş, şu anda Urfa Akçakale ilçesinde yaşıyorum. Suriyeliler iki kısma ayrılıyor. Bir kısım dili öğrenmek için Türkiye'nin iç bölgelerine gitmeyi tercih ediyor. İkinci bölüm Arapça bildikleri için Akçakale'de kalmayı tercih ediyor. Pek çok Suriyeli Suriye'ye yakın bir şehir olduğu için Konya'ya gitmeyi tercih ediyor ve kendilerini rahat hissediyorlar. Soru değil galiba. Evet. Bir yorum yapmış. Yakınlar, sınır bölgesinde kalanlar hocam. Az önce söyledim. Benim evet. De tahminim o yönde. Yani güvenlik oluştuğu zaman dönebilmeyi düşünen insanlar veya o yüzden sanki dönecekmiş gibi yaşıyorlar. Arapça'da kalmaları biraz onunla alakalı. Yani sınır bölgesinde kalmaları da onunla alakalı. Yani şimdi az önce Zehra dedi ya, yani şeyler nitelikli olmayan göçmenler. Aslında iki sebep onları bir şekilde dönmelerini mümkün kılacak. Bir güvenlik, yani orada güvenli alanlar oluşması lazım. Ama bu güvenlik için çoğunlukla rejimin değişmesine şart koşuyorlar. Yani zihinlerinde. Rejim değişmediği zaman asla güvenlik geleceğini düşünmüyorlar. İkincisi, geri döndükleri zaman yaşayabilecekleri bir ekonomik alanın oluşması lazım.
Yani orada bir ekonomik bağlamın oluşması lazım. Bu iki şey oluştuğu zaman mesela Akçakale'de, Reyhanlı'da ya da Kilis'te yaşayanların önemli bir kısmı dönebilir. Ama İstanbul'da yaşayanların dönmesi daha farklı sebeplere veya daha farklı bağlamlara özgü olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da yaşayanlar, yani İstanbul'a gelip İstanbul'u tercih eden ya da Konya'ya gelip Konya'yı tercih edenler, mesela Sakarya'yı tercih edenler, yani daha kalıcı olmak isteyenler olduğunu gözlemliyorum daha ziyade. Evet, teşekkürler hocam. Ben de Zehra hocama bir soru sormak istiyorum. Son olarak ve müsaadenizle paneli bitireceğiz. Zehra hocam, yani gerçekten çok güzel bir çalışma. Çalışmanızı tebrik ediyorum. Yani emeklerinizi gerçekten burada paylaştığınız bulguları görünce daha iyi anladım. Epey emek sarf etmişsiniz. Benim sorum şu şekilde olacak. Şimdi ben de Kilis'te yaşadığım süre boyunca hasbelkader nitelikli işte Suriyeli gruplarla karşılaştım. İşte cerrahlar, akademisyenler. Bunların bir kısmı Avrupa'ya gitti. Fakat bir kısmı kaldı. Şimdi geri dönüş açısından hiç fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Mesela Avrupa'ya ya da denk geldiniz mi? Avrupa'ya gidip geri dönen nitelikli bir Suriyeli ile karşılaştınız mı? Ve mesela Türkiye'de kalmaya devam eden nitelikli Suriyelilerin geri dönüşe bakış açısıyla işte bu Avrupa'ya gidenlerin bakış açısı arasında bir farklılık var mı? Teşekkür ederim hocam hem ilginiz için, sözleriniz için. Şimdi şöyle hiç maalesef Avrupa'dan dönen bir nitelikli Suriyeli ile karşılaşmadım. Çok geniş bir projeydi fakat hiç göremedik. Ya bize denk gelmedi bilmiyorum ya da gerçekten sayıları çok az. Göremedik yani. Ama temelde aslında nitelikli Suriyelilerin yani geri dönüş niyetlerinde ben şöyle bir şey gözlemliyorum. Birincisi burada biraz yani Suriyeliler içerisinde onlar biraz istihdama katılmaları noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü büyük bir çoğu siz de muhtemelen çalışmalarınızda görmüşsünüzdür zaten. Kendi işlerini yapamayan nitelikli Suriyeliler çok fazla. Dolayısıyla bundan oldukça rahatsızlar. Bu şekilde mesela Avrupa'ya gitmeyi düşünenlerle karşılaştım. Sırf bu sebeple yani aslında Müslüman oldukları için ve Müslüman kimliğiyle Türkiye'de kalmayı tercih etmelerine rağmen yani bundan çok acı duyacaklarını söylediler, ısrarla bunun altını çizdiler ama burada maalesef ben işimi yapamıyorum. Bir şekilde denklik problemi yaşıyorlar diploma meselesinde bilhassa. Yani ya da son sınıfa kadar gelmişler diyorlar ki mesela bir sene burada okusak ve işte diş hekimi olacak mesela bitirdiğinde ya da doktor olacak. Ama bizde bir şekilde denkliği öyle sağlamamışlar. Birinci sınıftan başlatıyoruz. Öyle olunca onlar da diyorlar ki biz şimdi 4 sene tekrar nasıl okuyacağız? İşte aynı zamanda çalışmam lazım. Hani 5 sene okumam demek oluyor bu. Hani bunu yapamam. Dolayısıyla yani ya başka bir işte çalışacağım. Mesela bu şekilde insanlarla karşılaştım. Tercümanlık yapıyorlardı profesyonel olarak. İşte fotoğrafçılık yapanlar vardı vesaire. Bunlar daha çok hani burada işimi yapamayacaksam Avrupa'ya giderim gibi bir düşüncesi vardı. Ama onlara şeyi sormuştum yani düşünüyor musunuz geri dönmeyi savaş bittiğinde? Çünkü hocamın çizdiği gibi altını yani rejim değişmesi onlar için çok kilit bir rol oynuyor. Rejim değiştiği takdirde gideriz diyenler ve bu benim karşılaştıklarım daha çok yeni kurulacak Suriye Devleti'nin beynini oluşturacaklarını söyledikleriyle karşılaştım ve bu yönde fedakarlık yapmaya hazır olduklarını yine ifade ettiler. Genel olarak böyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah Ederim. onların düşündükleri gibi olur. İnşallah. Yani süreç nasıl ilerleyecek tabii pek çok değişkene bağlı ama ben bugün çok istifade ettim. Gerek Zehra hocamın anlatımlarından, gerek Bünyamin hocamın anlatımlarından. Umarım katılan bütün hocalarımız ve öğrencilerimiz istifade etmişlerdir. Bu vesileyle Sakarya Üniversitesi Diyaspora Araştırmaları Merkezi ile bir köprü kurmuş olmayı da temenni ediyorum. Bünyamin hocama çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vakitlerini bize ayırdıkları için aynı şekilde de Zehra hocama. Hepinizin kandilini tekrar tebrik ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz davetiniz için.
İyi Rica ederiz akşamlar. hocam. Başka Hayırlı kalın. İyi akşamlar. Hayırlı kalın. İyi akşamlar. Hayırlı kalın.